Şimdi zaten Şangay'a gidiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Birkaç gün sonra Şangay'da tarihi gelişmeler olacak. Ve orada hem Xi Jinping'le, Çin Devlet Başkanı'yla hem Sayın Putin'le buluşacak ve üçlü bir görüşme de olacağı söyleniyor. Evet. Dolayısıyla dünya dengelerini değiştiren bir süreçte Türkiye burada tarihi bir rol oynayabilir. Rusya ile Çin'in tutumları kararlı, açık. Burada Türkiye'ye bakıyor süreç. Türkiye bu altın fırsatı değerlendirirse Türkiye üreticisi için ve Türkiye tüketicisi için de, halkı için de bir takım umutlu gelişmeler doğacaktır, kapısı açılacaktır. Aslında Özbekistan Cumhurbaşkanı da bugün böyle bir beyanda, yani Anadolu Evet, Ajansı'na bir makale yazdı çok ve bu önemli. zirvenin önemiyle ilgili Evet, kritik vurgular yarın değil öbür yaptı. gün Aydınlık o makaleyi tam olarak yayınlayacak, Yayınlayacak. öğrendim. Sınırsız işbirliğinden bahsediyor Özbekistan Cumhurbaşkanı katılımcı ülkeler Evet, için. tabii. Yani burada tabii Türkler de buluşuyor, bütün Türk devletleri. Yani Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Buna Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de katabiliriz. 7 diyelim cumhuriyet. Türk devletleri de Asya'da toplanıyor. Şangay İşbirliği Örgütü içinde toplanıyor. Şangay İşbirliği Örgütü de ta Latin Amerika'ya kadar uzandı. Suudi Arabistan'ın falan gireceği söyleniyor. Afrika, yani bütün dünya çapında bir örgütlenme haline geliyor. Yani Kuzey Atlantik beraberliğine karşı Batı'nın. Bu sefer böyle belli bir kıtaya hapsolmuş falan değil. Bütün dünyayı, 7 iklimi kucaklayan bir Şangay İşbirliği Örgütü. Bir diyelim Avrasya merkezli ama Afrika ve Latin Amerika'nın da kanatlarını Kapsadı. oluşturduğu bir Dünya insanlık. nüfusunun yarısına Evet. ulaştı. Bir de Tabii gayri safi zaten yurt dışı, Hindistan'da Çin yetiyor. yurt Çin, dışı Hindistan, hastalığında dörtte biri Pakistan. diyorlar. Evet. Böyle anlattığınıza göre sizin politikanız olumlu gibi anlaşılıyor ama şimdi Türkiye diyalog ortağı. Sayın Cumhurbaşkanı bir 5-6 yıl önce Şangay'a bizi alsanız iyi olur gibi çıkışlar yapmıştı ama diyalog ortağı seviyesinde. Evet. İran komşumuz katıldı. Siz ne öneriyorsunuz Bizim burada? önerimizde lüzum yok. Türkiye'de programında Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma olan tek parti biziz. Vatan Partisi Parti programında bizim Vatan yazılı. Partisi Evet. programında ve onu arkadaşlar bulup yansıtabilirler de Vatan Partisi programında Vatan Partisi iktidarında Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılacağı belirtiliyor. Zaten Vatan Partisi'nin programı daha biz iktidara gelmeden bir bir Türkiye'nin gündemine giriyor ve o program yer yer uygulanmaya da başladı. Şangay İşbirliği Örgütü de bizim programımız. Başka hiçbir partide böyle bir program yok. Hatta Şangay neyin alternatifi Şangay İşbirliği Örgütü? Türkiye için bir alternatif mi? Şangay bir Yoksa şeyin oraya alternatif. da dahil olunabilir mi? Şangay insanlığın büyük çözümü. Yani Asya uygarlığının yükseliş çağına girdik. Artık dolar saltanatı çöktü. Emperyalist kapitalist sistem büyük bir çıkmaza girdi. Şimdi insanlığın hümanist, insancıl, kamucu, barıştan yana milletlerin bağımsız olduğu Paylaşımcı. paylaşımcı bir uygarlık programı, milli demokratik uygarlık diyelim buna. Hakikaten bu Kemalist devrimin de programı. Bir milli demokratik uygarlık, Asya'nın milli demokratik uygarlık programı şimdi insanlığın önüne geldi. Çöken sistemin alternatifi bu. Türkiye'de de o sistem çöküyor. Ve Türk devleti o sistemin dışına çıkmaya başladı. Yani Amerika ile karşı karşıya geldi. Sınır ötesi harekatlar, içeride Gladio'yu ezmesi. Türkiye 15-16 Temmuz 2016'da Gladio'yu ezerek sistemin askeri örgütlenmesini Türkiye'deki, Türk ordusu içindeki silahlı gücünü ezdi. Bu sistemin dışına çıkmaya başladığını gösteriyor Türkiye'nin. Yine sistemin gücü olan Amerika'nın kara kuvvetim dediği PKK'yı büyük ölçüde Türkiye'nin sınırları içerisinde hendeklere gömdü. Sınır ötesinde de Türk askeri PKK'yı kovalıyor ve çok ağır darbeleri indiriyor. Türkiye'de katılım sıfıra indi PKK'ya. Evet, sıfıra indi. Dolayısıyla Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin hem FETÖ gibi hem PKK gibi kuvvetleriyle savaşarak Amerika'ya karşı dünyada silahla mücadele eden üç ülkeden biri. Biri Türkiye, biri Rusya, bizden önce de Suriye. Yani 2010'da Suriye silahlı mücadeleye başladı. Sonra Türkiye diyelim 2014'ten, 2015'ten sonra PKK ve FETÖ'ye karşı silahlı mücadeleye başladı. Arkasından da
Ukrayna harekatıyla Amerika'ya karşı Rusya mevziye girdi. Bu üç ülke en ön cephede silahlı mücadele yürütüyor. Ve bu ülkelerde şimdi beraber olma, sorunlarını birlikte çözme hattına giriyorlar. Peki Türkiye şu an NATO üyesi. Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütüyor. Tıkandı da denilebilir aslında, çok ilerlemiyor ama bu Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü sürecini ya da Asya'daki diğer ülkelerle ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin büyümesini nasıl etkiler? Engeller mi? Türkiye önünü açar NATO mı? Üyesi şeyde kağıt üzerinde. Nasıl üvey evlat demeyelim de evlat da değil yani. Türkiye NATO'nun lanetli üyesi diyelim. Türkiye'nin lanetlediği, NATO'nun lanetlediği. Yani NATO'nun lideri ABD için zaten hasım ülke. Yani aslında yani NATO'nun bütünü için. Zaten NATO tatbikatlarında da Atatürk'ün posterini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini düşman olarak gösteriyorlar. Zaten biz Amerika ile demin söyledik çarpışıyoruz. Amerika'nın Türkiye'deki güçlerini eziyoruz. NATO'nun generalleri Türk hapishanelerinde. Bakın Türkiye gerçeği nedir diye sorulduğu zaman en güzel ifade eden tespit şu: NATO generalleri Türk hapishanelerinde. Eğer Türkiye NATO'nun üyesi ise niye NATO'nun generallerini hapse atıyor? Niye onları 15-16 Temmuz gecesi öldürdü? Niye onlar Türkiye'de iktidarı devirmek için bir darbe tezgahladılar? Türkiye NATO ile cephe cephe, çok açık. Ve ekonomide de cephe cephe. Yani Türkiye ekonomisini boş batağına batıran program Amerika ve NATO batı tarafından Türkiye'ye dayatıldı. Orada bocalıyoruz şimdi. Dolayısıyla Türkiye NATO ile karşı karşıya ve bu aslında bizim 1950'lerden beri gerçeğimiz. Yani Türkiye 45'ten sonra Atlantik sisteminin denetimi altına girdi. Arkasından NATO'ya bağlandı. Ve o zamandan beri Türkiye'nin bütün sorunları Atlantik sistemi içerisinde olmakla bağlantılı. Şimdi Türkiye o çerçevenin dışına çıkmaya başladı devletiyle, milletiyle de. Türk milletiyle ilgili yapılan bütün anketlerde neyi görüyoruz? Amerika'ya karşı Rusya ve Çin'e dost Türk milleti anketlerde bunu gösteriyor ve işte o oylama anketlerinde de Türkiye %50'den üstüne çıkan bir oranda ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı diyor. O seçmenin yeni rakamlar geldi mi, oranlar o konuda? %40 çalışma sürüyor galiba. Sürüyor. Ama tamamlanmadı. Saros şirketinin yöneticisi beni telefonla aradı birkaç gün önce. O %50'nin üzerine çıktığını söylüyor. Daha kesin rakamları yollayacağız dedi. Türkiye'nin halkı da sistemin dışına çıktı. Yani ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı diyerek sistem dışı çözümler aramaya başladı. Halk sistemin dışına çıkıyor. Devlet sistemin, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi sistemin dışına çıkıyor. Türk hükümeti Amerika ile cephe cepheye geldi. Türkiye'nin en önemli gerçeği bu. Türkiye bu sistemden kurtulma sürecine girdi. 2015-14'ten beri bizim Silivri duvarını yıkmamızdan beri yaşanan olay bu. Şimdi onun ekonomik cephesine gelmiş bulunuyoruz. Burada da Şangay İşbirliği Örgütü, onlarla ilişkiler vesaire geldiğimiz noktada tayin edici adımlar olacak. Şimdi buyurun, çok önemli. Yani efendim bir yandan bahsettiğiniz süreç yaşanıyor. Bir yandan da şöyle bir tablo var. Yani ABD mesela yaptırımlara uyması konusunda Türkiye'yi tehdit ediyor. Mektuplar gönderiyor, TÜSİAD'a, TOBA vesaire ve Türkiye'den de biz yaptırımlara bir şekilde uyuyoruz mesajları veriliyor. Yani bir denge politikası diyorlar buna. Sonra hem Rusya ile hem Ukrayna ile görüşüyoruz deyip Ukrayna'ya SİHA veriyoruz ya da başka askeri mühimmatlar gönderiyoruz. Geçen 50 tane ZPT gönderiyoruz.